Katar, Kızıldeniz rotası üzerinden doğalgaz sevkiyatını durdurduğunu açıkladı. Tahran'a gidiyoruz. Gelişmeler A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da. Evet Can Okanar, Katar Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya LPG ihracatını durdurdu. Gemilerin hareketlerini takip eden uluslararası bir şirket Katar'a ait 5 LPG tankerinin Cuma gününden itibaren yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Husilere yönelik saldırılarının ardından bu bölgede bekleme moduna geçtiğini duyurdu. Katar Avrupa'nın önemli bir LPG tedarikçisi. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Avrupa'nın en büyük LPG tedarikçisinin Katar olduğunu ifade edebiliriz. Sadece Katar değil, bazı diğer şirketler de Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede çok uluslu bir deniz görev gücü kurmasına rağmen bu rotayı yani Kızıldeniz rotasını kullanmayacağını bildirmişti. Bu söz konusu güzergah, Kızıldeniz güzergahı Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan en kısa yol olduğunu söyleyebiliriz. Dünya küresel deniz ticaretinin yaklaşık orayı %12'si bu bölgeden yapılıyor. Can O'Connor diğer taraftan Husilere yönelik ABD ve İngiltere'nin Cuma ve Cumartesi günü yaptığı saldırıların ardından dün akşam saatlerinde Husiler bu kez Kızıldeniz'de bir ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan gelen açıklamaya göre dün akşam saatlerinde ABD donanmasına bağlı USS Labon isimli savaş gemisine Husilerin kontrol ettiği bölgeden bir seyir füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Söz konusu olayda ABD'nin bölgede bulunan savaş uçaklarının müdahalesiyle söz konusu saldırının etkisiz hale getirildiği ve füzenin havada imha edildiği belirtildi ve olayda herhangi bir hasarın oluşmadığı yine gelen bilgiler arasında dün akşam yapılan saldırının Husilerin ABD ve İngiltere'nin bu gruba yönelik yaptığı saldırıların ardından en büyük saldırısı olduğunu ifade edebiliriz. Diğer taraftan Cuma günü saldırıda ABD'ye destek veren İngiltere'den de bir açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanı yaptığı açıklamada Husilere yönelik yeni bir saldırı olup olmayacağına ilişkin gelişmeleri beklediklerini ifade etti ve bu gelişmelere göre yeni kararlar alabileceklerini ifade etti Can Okanar.